أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Arkadaşlar şehitlerin hayatına baktığımız zaman hakikaten farklı bir atmosfer ta son damlasına kadar o kararlılık onların hayatında gözüküyor. Şehit Selahattin abi, sizlere anlatmaya gerek yok. Çünkü siz onun birebir, özellikle yaşlıları olarak burada bulunanlar birebir yaşamış, onun fedakarlıkları, bütün dünya imkanlarını elin tersiyle ittiği fedakarlığını bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Gerek hicret hayatı, gerek cezaevi hayatı, gerek şehadetini en yakından hisseden, yaşayan burada ağabeylerimiz mevcuttur. Onların şahsında burada Hatip abi, Abdülvahap abi, onların şahsında tüm şehitlerin hayatını biraz irdelemeye çalışacağız. Arkadaşlar, özellikle şehitlerin hayatına baktığımız zaman iki tane unsur ön planda görünüyor. Birincisi, bunların ilklerden olması, bir çığır açması,
Ve bunların özellikle Allahu Teala'nın bu ilklerden bahsetmesi bütün İslami çalışmalarda gerek peygamberlerin hayatında gerek Peygamber Efendimizin hayatında bunlara bir vurgu söz konusudur. Çünkü Sad bin Muaz Mus'ab bin Ümeyr'in telkinleriyle Müslüman olmuş ve bütün bir kabilesine, aşiretine öncü olmuş, hidayet bulmuşlar. Yani bir çığır açmışlar. Tıpkı bugün bahsettiğimiz şehitlerimizden, Salahaddin abi gibilerden, çığır açan kişilerden bahsediyoruz. Onlara ayrı bir değer, ayrı bir kıymet verilmiş. Şimdi şehitlerin hayatına baktığımızda bir sınır çizgisi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, sınır çizgisi dediğimizde herkes bu sınırı aşamıyor. Birey olarak, grup olarak, cemaat olarak çoğu şahıslar, gruplar, cemaatler o sınır çizgisini aşamıyor. Bu sınır çizgisi kendi canından vazgeçme çizgisidir. Onun için Allah-u Teala bunlara ayrıcalık vermiştir. Belki yakın tarihimizde 6-8 Ekim olayları gibi bir travma yaşayan bizim bölgemizde bu sınır çizgiye takılan kesimleri bir hatırlayın. Hem birey olarak, hem grup olarak, hem cemaat olarak bu sınır çizgiye takılan kişileri bir göz önüne getirin. Çünkü bu sınırı geçemeyen gerçek manada İslami bir tebliğ ve İslami bir sorumluluğu yerine getiremez. Ve bu abilerimiz, bu kardeşlerimiz böyle bir mektep açmışlar bize, böyle bir hayat kitabını bize bırakmışlar. Çünkü bunu sadece sözleriyle değil, canlarıyla, yaşantılarıyla ve son nefeslerinde şehadete kavuşuncaya kadar böyle bir mektep, böyle bir kitap, böyle bir okul bize bırakmışlardır. Bunun için Allah-u Teala ayrı bir ayrıcalık o sınır çizgisine koymuş. Bunu aşanlar, aşmayanlar birçok noktada ilerleyebilirsin ama o sınır çizgisi Allah-u Teala'nın kıymet verdiği, değer verdiği ve وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ayetiyle o kişilerin ölmediği, diri olduğu çoğu insanların bunun farkında olmadığını bize zikreder. Hem manevi anlamda diridirler hem de yaşantı olarak bizlere o mirası bıraktıkları için aramızda yaşantılarıyla diridirler. İşte bu abilerimiz inanın bu bölgede adeta topluma bir imam toplayan, bir halk mahiyetinde olan bu davanın tohumlarını canlarıyla bu bölgeye atmışlardır. Eğer bu bölge İslami olarak biraz ayakta duruyorsa onların atmış olduğu bu tohumun burada yapmış olduğu çalışmalar. Zaman zaman kutlu doğum etkinlikleri, zaman zaman çok farklı programlarla Kur'an nesli diyebilirsiniz, umut kervanları diyebilirsiniz. Birçok alanda adeta topluma imam pompalıyorlar. Neyin sayesinde? O dediğimiz çizgiyi aşmışlardı ve elhamdülillah o çizgiyi aşacak gençler, nesiller bizlere bırakmışlardı. Bunun için Allah-u Teala bu kişilere ayrı bir önem vermiştir. Son olarak şunları söyleyeyim. Özellikle hayatlarıyla şehadeti hak eden, hayatlarıyla öncü olan, hayatlarıyla topluma örnek olabilecek kişiler sürekli küfrün dikkatini çekiyor. Oklar onların üzerinde. Hedefler onların üzerinde ve onlara yapılan suikast olsun, saldırı olsun sürekli onların projeleri içerisindedir. Ve bu kardeşlerimiz de hayatlarıyla model olduğu için sürekli onların dikkatini çekmiş ama bu dikkat çekme onları hiçbir zaman yıldırmamıştır. Ve elhamdülillah bugün bizlere bu kitabı, bu mirası bırakmışlardır. Ve bizler
onların kitabını, mirasını en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. Ve son olarak şu gençler, genç kardeşlerime şunu söyleyeyim. Zaman zaman bu şehitlerden bahsediyoruz. Bu şehitlerin yapmış olduklarından bahsediyoruz. Ve keşke onlarla birlikte olsaydık. Bu aynı şekilde siyer kitaplarında da okuduğumuz zaman 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 bunu dile getiriyoruz. Evet, bu abilerimiz şehit olmuşlar. Kendileri belki aramızda değil ama davaları aramızdadır. Eğer biz onlarla birlikte olmak istiyorsak, eğer biz onları mesrur etmek istiyorsak, biz onların takipçileri ve davalarını sürdürmemiz gerekir. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Allah-u Teala ecrinizi, mükafatınızı artırsın. Allah-u Teala efsallarınızı çoğalsın inşallah. Allah-u Teala bizleri onların rahmetinden, şefkatinden, şefaatinden mahrum bırakmasın. Allah-u Teala bizleri Havz-ı Kevser'de onlarla birlikte haşreylesin. Hastalıklarımızın şifasını ancak sen giderirsin. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz, bizi kendine rağbet etti. Sana olan kulluğun hazzını tattı. Senin yolunda mücadeleyi, nebevi yolun çilelerine katlanmayı bize sevdi. Basiretimiz üzerindeki perdeyi ve kalbimiz üzerindeki pası gider. Seninle olan rabıtamızı güçlendirip, sana doğru attığımız küçük adımlarımızı sana doğru koşarak gelme hükmüne çevir. Müslümanların lehine çevir. Küfür binasının çökmesi, buna karşın İslam'ın çığ gibi büyümesi yönündeki güzel haber ve müjdelerle gönüllerimizi ferahlat. Rabbim bütün şehitlerin şehadetini kabul etsin inşallah. Rabbim cümlemizi şehitlerin hayrından ve şefaatlerinden mahrum etmesin. Bizleri İslam ile aziz, İslam'ı da bizle ile aziz kılsın inşallah. Şehit Selahaddin abinin mücadele etmiş olduğu gibi Allah-u Teala bizlere de İslam dini için mücadele etmeyi nasip etsin. Ve ahirü da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Evet, aynı köyden, aynı ilçeden olduğumuz için, aynı çevreden olduğumuz için rahmetliyi çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir insandı. Yani şunu diyebilirim, çok sevilen, herkes tarafından sevilen bir insandı. Buna karşılık bunun sebebi de onun herkesi sevmesiydi. Yani dost, düşman demeden herkesi seviyordu. Herkese alaka, ilgi duyuyordu. Herkesle ilgileniyordu. Yani fedakar bir insandı. Bize siyer kitaplarında anlatıldığı kadarıyla Peygamber Efendimizin bazı vasıfları anlatılıyor. Bu kardeşimizde de Allah şahittir. Öyle özelliklerini görüyorduk, müşahit oluyorduk. Yani insan ne kadar dertli olursa olsun onun yanında böyle 5 dakika kaldığında bütün sıkıntılarını unutuyordu. Ve o aramızdayken, o ilçedeyken işte insanlar daha çok bu İslami davaya ilgi, alaka, sempati duyuyordu. Ve herkes tarafından seviliyordu. Milliyetçilikten, her türlü milliyetçilikten uzak idi. Tam da Peygamber Efendimizin öğütlediği gibi evrensel değerlere, evrensel İslami değerlere inanıyordu. Ben buna Allah için şahidim. İstiyorum ki Rabbimden Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ve Allah onun gibi bir tanesini daha bize nasip etsin. Bu küçücük şirin ilçeye nasip etsin inşallah. Aziz Selahaddin abi terdi şoğulini. İnsan ki ahlaki hoş bu. Gübker bir peyviya insan jı razıydı bu. Jı hoştu bu. Hem terdi şoğulini. Hem de iş de bun, eti bankede, o mamur bu, mahasebe müdürü bu, hatta cana müdürü dikir. Ahlaki pırkoş bu. Vakta ki cana maaşı işçi ve çağı maaşı işçi bu dedi. Gevi maaşı işçi bir ya işçi kev dikir. Ve insanlar hoştu bu. Tü çavayı, tü çılıyı. Pırışık ne kim ne zede dedi o an perevan.
bu yavi insan ciye hoş bun yani ahlakı pır hoş bun. Gerçek ma mere vakta insan ki ahlakı hoş, insan ki baş, ben davu ki haliyle mere üzülmüştü bir tabi. Ve belga me tevdi üzülmüş bu yani bir insani han insan ki kanlı bu, salih bu. Hatta mırokil kıvna kudî, demek ki mehavaldi pır pevrikir bu. Deste kudani serpiye me zivarim evi. م في دعوة لك مقول تجمر شفيع دي مقول تجمر شفيعتي بك إن شاء الله ويجي جوا هاي خذي إذني بده أزشتر بك إن شاء الله حتى ما في عادي كفا ما برجع ردهات أما فالي هبو إن شاء الله خذي تعالى مجي بر شفيعتها ويخي مجي بر خيرها ويخي خذي تعالى شهادتها ويجي قبول بك مجي شهيد بك إن شاء الله خذي تعالى